Sizin beklentiniz neydi Levent Tüzemen karşılaşmadan? Netice olarak ne buldunuz? Ya benim için maçın favorisi zaten Fenerbahçe'ydi. Çünkü Trabzonspor'un son haftalarda ortaya koyduğu oyun ve aldığı sonuçlar iç açıcı değildi. İşin gerçeği bu. Hı hı. Yani bir de kabul etmeliyim ki bu takımı Şenol Hoca kurmadı. Ben her zaman şunu söyledim. Murat Özbostan serbest kürsü yapar maçlar bittikten sonra sabahta. Benim görüşüm şöyleydi. Pansuman yapıyor Trabzonspor elindeki oyuncularla. Yani belki devre arası transferler yapacak, farklı noktalara daha güçlü bir takım hale getirecek. Ama umduğumdan daha etkili, daha coşkulu başlangıçta bir Trabzonspor gördüm. Yani ciddi ataklar oldu Fenerbahçe kalesine. Hatta sayılmayan da bir golleri vardı. Bildiğim 0-0'ken maç. Yani hakemin orada acemiliğinin kurbanı oldular. Oysa VAR'a gitse herkesin gol dediği bir pozisyon. 1-0 öne geçse oyunun hikayesi farklı bir noktaya gelişirdi yani. Fenerbahçeli oyuncular bile böyle bir baskıyı beklemiyorlardı diye düşünüyorum. Sonra ortak oldu ve bakarsanız yıllarca Türkiye'nin en iyi sol beklerinden bir tanesi orta yapan hücum beki Abdullah Hoca. Trabzonspor'un iki beki iki tane adam kaçırdı. İkisinde de gol oldu. İki tane hata yaptı. Birinde arkadan koşan Fred'e vurdurdu. Yani pozisyon almasını bilmeyen bir Trabzonsporlu oyunculara tanık olduk. Tabii Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncular var. Sonuca etki edebilecek, oyuna dokunabilecek oyuncular var. Artı Mourinho'nun yaptığı değişiklikler çok olumlu yansıdı. Evet. Kostić değişikliği, Dzeko değişikliği. Yani yaptığı her değişiklik oyuna olumlu yansıdı. Ama sonuçta Trabzonspor 1-0 geriden gelip o sayılmayan golden sonra yediği golün ardından iki tane penaltı öne geçmesinden sonra oyunu tutaması oyuncuların bence düşündürücüydü. Yani hiç mi Trabzonspor'da oynayan oyuncular bu kadar mı hata yaparlar? Yani bu kadar mı kaliteleri aşağı seviyede olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe rakip sahada etkili oldu. 2-2. Son dakikada yani maçın uzatması da Fenerbahçe'nin lehine oldu. 12 dakikalık bir uzatma. Az bir uzatma olsaydı belki skor 2-2 bitecek. Ama Fenerbahçe çok daha fazla yanlığı yapacaktı. Trabzon'un izlediğimde golü verilmedi ama Fenerbahçe'nin bir penaltısı verilmedi. İşin gerçeği bu gördüğümüzde. Yani Çağlar'ın pozisyonunda net bir penaltı var. Oyuncunun elle oynuyor ve yüzde Çağlar'a geliyor, hatta burnuna geliyor. Bir temas var biliyorsun. Ama bu maça genç bir hakemin verilmesi, ki geçen seneki yaşanan olayları düşünürsek bu ortam, bu atmosferi bilen bir insanın orada olması gerekirdi. Fakat sezonun başından itibaren öyle bir hakem fırtınası yaşıyoruz ki bütün hakemler bu fırtına işi alabor oluyor ya. Yani birine kızıyorsun, dışarı bırakıyorsun ve maç vermiyorsun. Yani nasıl gidecek bu iş? Birçok insanı dışarı attın hakemleri. Evet. Yani sonuçta 25 yaşında, ben bir şey söyleyeyim mi? Maçın hakemi Oğuzhan Çakır değil mi? Allah aşkına Kerem. Maçın hakemi hocam, abilerin maçı yönetir gibiydi ya. Aynen. Sahadaki oyuncuların yaşı hakemden fazla. Aşağıda mı? Abilerin maçı, gel oğlum sen maçı yönet demişler. Kenarda derler ya hakem bazen. Mahalle arasında oynanırdı. Gel çocuğum bir de hakem yap dersin. Onun gibi bir hakem çıkmış sahaya. Hiç güveni yok. Bedeni sahada, ruhu teslim olmuş VAR'a. Oyunu okuyamıyor, pozisyonları okuyamıyor. Ama işin gerçeği şu. 5 gol gördük. Tempolu bir futbol gördük. Hı hı. Ama Visca, 35 yaşındaki Visca'nın yaptığı hata. Topu kaptırması. Ardından Eren Elmalı'nın biliyorsun Fred'i kaçırması. Sonra kendini ikinci pozisyonda hiçbir şey olmamışlarsa yere atması, pozisyonunu takip, arkadaşlarının da pozisyonunu bozması. Yani bireysel hatalardan, pozisyon bilgisinden Trabzonspor kaybetti. Siz bu hataları yaparsanız Fenerbahçe gibi usta ayaklara, kaliteli ayaklara sahip bir takım da sizi cezalandırır. Evet. Hocam açıkçası ben de daha düşük tempolu ve daha kısır bir maç beklentisi vardı. Mücadele öncesinde bunu söylediğim için de açık yüreklilikle bir kere daha ifade etmek istiyorum ama Trabzonspor'un oyuna yaklaşımı, Fenerbahçe'nin kaliteli ayakları, özellikle ikinci yarıda oyuna girenler daha farklı bir noktaya götürdü mücadeleyi. İki ekip için de soruyorum bunu. Daha başka bir oyun izleyebilir miydik? Sizi hem bir teknik adam hem bir futbol sever olarak sahada gördükleriniz memnun etti mi? Vallahi ben Trabzonspor'un maça yüksek şiddetli baskıyla başlayacağına emindim. Neden? Daha önce yapmışlığı var, denemişliği Beşiktaş maçında evet. Çok benzer olması, benzer bir maç başı bekliyordum. Bir sebebi de şu,
Geçen hafta, bir hafta önce çok kötü oynayıp kaybetmişsiniz. Fenerbahçe'nin seyircisi yok. Taraftarlara maçın başında bir şeyleri ima etmeniz lazım. Ve çok baskılı bir 20 dakika, çok tempolu, pozisyonlara giren bir Trabzonspor. Fakat skoru alamayan veya alıp hakemin iptal ettiği bir kafa vuruşu var. Aslında hikayesi çok bol bir maç oldu. Kesinlikle. Neden? Hakem kararları, yöneticilerin ve başkanların açıklamaları. İki takımın maç içi geri dönüşleri. Kulübelerin oyuna hamleleri. Ve oyun 112 dakika oynandı. Topun oyunda kaldığı süre 40 dakika. Ve 40 dakikada müthiş bir maç ortaya çıktı. 5 gol atıldı. Daha çok gol olabilirdi. Trabzonspor açısından beklediğimden iyi oynadılar. Evet. En azından 60-65 dakika bu oyuncu kadrosuyla iyi götürdüler ama karşı tarafta 3 tane oyuncu giriyor oyuna. 3'ü de milli oyuncu. Artı Bekao giriyor 4 tane. Bir tanesi asist yapıyor, biri gol atıyor, öbürü de asist yapıyor. Yani kadro kalitesi olarak 65. dakikadan sonra, ama burada Mourinho'nun hakkını da teslim edelim. Penaltı atılırken 3 tane oyuncu değişikliğine karar verdi. Onu bir kere teslim edelim. Gol oldu olmadı, ona bakmadım. Hani diyorlar ya, Mourinho'nun eli ne zaman değecek? Hakikaten bir 65. dakika değdi ve maçı çevirdi. Evet. 2-1, ben 9 sene Trabzon'da oynadım. Trabzon'da 2-1 65. dakikadan sonra oyunu 3-2 çevirmek çok kolay değil. Her baba yiğidin harcı değil. Hakeme gelirsek, biraz önce Murat Müdür'le konuşuyorduk. Dedik ki, hakemi açıklarken şöyle bir şey söylediler Levent abi. Hata yapacaksa genç hakemler hata yapsın. Bu düşünceyle bir maça hakem atanmaz. Hakemin yaşlısı, tecrübelisi, tamam katılırım ama işte hata yapacaksa genç hakem yapsın. Hadi toparlayın bakalım şimdi. Kendinizi kurtarmak için mi bu hakemi attınız yem olarak? Ne olacak şimdi? Genç hakem galip, daha zor durumda kaldı. Galip gelen de hakemden şikayetçi, mağlup olan da hakemden şikayetçi. Pozisyonların hiçbirinde hakemin gelişmesi, yürümesi için Çağlar'ın pozisyonu var önünde. O kadar korktu ki veremiyor, VAR karar versine gitti iş. Yani pozisyonlarda biraz önce Levent abinin dediği gibi mahalle arasında toplanırlar. Ya kaleci eksiktir ya hakem eksik. Dün hakem eksikti. Çok eksikti hem de. Böyle bir oyunda kırılma maçıydı bence. Fenerbahçe berabere kalsaydı Galatasaray yoluna tek başına devam ederdi. Ama bir kırılma yaşamadı. Çok kıymetli bir 3 puan aldı. Onu söyleyebilirim. %100. Fenerbahçe'ye bu olumlu yansır mı? Hem Avrupa Ligi öncesi hem devam edecek lig öncesi sinerjinin daha büyük oluşması nedeniyle yansıyabilir.